Günaydın Nana. Günaydın. Günaydın. Çocuklar, dün gece gördüklerim neydi öyle? Siz nasıl sihir yapıyorsunuz? Biz sihir yapamıyoruz ki. Sen gelmeden önce şoker odamızdaydı. Sihir yapıp eşyaları o hareket ettirdi. Sonra da kayboldu. Bizi oyuncaklar dünyasına götürmeye çalıştı. Ama biz ona kalmadık. Bonjour, bonjour, bonjour. Herkes uyanmış, pek güzel. Günaydın Petitbörlerim. Matmazel, dün gece çocukların odasından çıkan bir adam gördüm. Ama birdenbire kayboldu. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi Monami. Böyle kılıksız, şaklaban gibi bir adamdı. Şurasında da garip bir işareti vardı. Çocuklar, siz görmediniz mi o adamı? Yo, görmedik. Canım, burada bir adamın ne işi var? Aa, demek doğruymuş. Hakan Bey mi söylese ki? Yo. Şimdi hiç boşuna telaşlandırmayalım onu. Hadi, siz de giyinin çocuklar. Neden giyineceğiz? Ay, ne kadar şakacısınız çocuklar. Okula gideceksiniz ya. Bu kokarcı okula gitmeyi istemiyor ya. Çitlenmeyi de kendine benzetmiş. Ah Bellacığım, ben bu şakacı petibörleri hazırlarım. Sen git yaşlı kadına yardım et. Hala çok hasta. Dün iyiydi ama bugün yine mi kötüleşti? Hastalık hali işte malum. Siz bakın mı isterseniz, ben petibörleri hallederim. Tam zamanında çıktı. Hadi kalk bakalım. Neyin var kızım? Görüntüm sürekli gidip geliyor. Ne olacak kızım böyle? Nana. Nana, artık böyle yaşamaya katlanamayacağım. Lütfen bir şeyler yap. Ne yapayım? Şimdilik burada bekle Kulina. En yakın zamanda seni buradan kurtaracağım. Yani umarım. Ama beni sakın burada unutmayın, tamam mı? Başıma bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Hadi ama, kahvaltı için sizi bekliyoruz. Ne gizliyorsunuz siz orada bakayım? Hı? Yok bir şey. Kaçıl bakayım öteye. Ne güzel bir kutuymuş bu böyle Petit'ciğim. Aman dikkat edin. Yemedik herhalde kutuyu. Ha? Bu ne ayol? Bebek mi? Ya bebek. Bebek. Bu çok yaşlı. Hiç bu kadar yaşlı bir bebek görmemiştim. Yaşlı sensin şaşkaloz katla. Nasıl yapmışlar? Tıpkı canlı gibi. Ya gerçek gibi değil mi? Ya. Ben de yanımdan hiç ayırmam. Çok severim bu bebeği. Kocaman kadınsın. Bebekle oynayacak yaşı geçmedi mi Sububle? Hadi Mükerrer Hanım, hadi. Bizi çağırdınız, siz burada kaldınız. Hadi bakayım, hadi. Biliyor o zaman. Bonsoir mon ami. Hadi. Buyurun önden, geliyorum. Çok enteresan bir bebek. Hayret. Hadi Makbuş, nerede kaldınız? Geldik. Bonjour. Bon appétit. Çocuklar, akşam da doğru düzgün bir şey yemediniz. Hadi. Ya çocuklar, ne yapıyorsunuz siz? Emre. Petibörle. Hiç öyle yemiyor mu? Bakın, bunu şöyle alıyorsun. Benim yediğim gibi yiyorsunuz. Böyle. Bu evde neler duruyor böyle? Çatal, bıçak, sağda sola. Ben bakarım. Üf, aman. Günaydın. Bonjour.
Ya Mükerrer Hanım, ne olur yapmayın. Siz ne kadar kuvvetli olduğunuzun farkında değilsiniz galiba. Sarıldığınızda boğulacak gibi oluyorum. Artık gitmelisiniz. Zamanımız çok az kaldı. Tamam. Merak etme. Nana ve sizin için bunu başaracağız. Kendinize çok dikkat edin, tamam mı? Bizim için yaptığınız bu kadar fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Peki ama kırmızı ormana giden yolu nasıl bulacağız? Hay aksi, doğru ya. Hadi koşun, çocuklarla sen gidiyorsun, hadi. Bizim hiçbir gücümüz kalmadı Sümila. Yine sen hepimizden daha güçlüsün. Evet. Senin gitmen en uygunu. Evet, evet. Ben mi gideceğim onlarla? Ne yani? Dünyalı iki çocuğu tek başına mı göndereceğiz? Hı-hı. Birinin Hı-hı. yolu göstermesi gerekir. Tamam tamam, ben gidiyorum onlarla. Oyuncaklar dünyası bu kadar tehlikede olmasaydı ben size sorardım ya. Bu garip şey de ne? Otur bakayım. Oturun bakayım. Ver bakayım o kumandayı. Bu saatte bir sağlık programı oluyor da ona bakacağım. Hipnoz ne demek? Hiç ben anlamadım. Birini uyutup ona istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. Buna hipnoz deniyor. Aman fasafiso bunlar. Ben istemeden beni kim uyutabilir? Öyle deme Makbuş. Bu bilimsel bir yöntem. Bilinen pek çok isim de bunu çok iyi yapıyor. Peki birisi hipnoz yoluyla aşık edilebilir mi? Bilmem, sanırım. Keşke ben de bu yöntemi bilsem de onu kendime aşık edebilsem. Biz yapabiliriz belki. Sahi mi? Şu televizyondaki adamın yaptığı gibi yapılmayacak mı? Bundan kolay ne var? Babanız hala yukarıda mı? Evet. Çocuklar, siz okula geç kalmadınız mı? Bugün bizi babam bırakacak. Bak şehri sana bir şey göstereceğiz. Buna dikkatlice bakmanı istiyoruz. Ay çocuklar çok komiksiniz. Siz beni hipnotize edemezsiniz. Bunun için bir fırın ekmek yemeniz gerekir. Konuşmadan dur. Oyunu istiyorsanız peki. Sen şokeri seviyorsun. Sen şokere aşıksın. Çocuklar, ben hallederim. Tamam. Hadi bakalım çocuklar. Makbuş Sultan, hoşça kal. Güle güle evladım. Oldu, kalkma kalkma. Oldu. Bak, yüzün hala solgun. Dinlen bugün, değil mi? Hadi, hadi çocuklar, geç kalıyoruz. Ay, çocuklar, bunları almayacak mısınız? Bu ne işe ya? Hadi Emre, şakanın sırası değil. Geç kaldık. Ne işler? Yoksa şeker bu çocuklara bir şey mi yaptı? Kızım, delirdin mi sabah sabah? Ne yapacaksın şokeri? Sen çok mu özledin onu? Hem de nasıl? Şeri, sen iyi misin? Hani bir daha onu görmek istemiyordun? Hani güvenilmez şaklabanın tekiydi? Ağır olun matmaza, biraz ileri gidiyorsunuz. İyi de bunları söyleyen oydu. Ne dediğim umurumda değil. Ona deliler gibi aşık. Onu görmeden yaşayamam. Lütfen bana onu bulun, lütfen. Tövbe estağfurullah. Bak Şeri, o gerçekten sana göre biri değil. Nana, eğer mutluluğumu engellemeye kalkarsan çok fena olur. Ben o adamı deliler gibi seviyorum diyorum. Neden saygı duymuyorsun? Ah, ah güzel kızım. Ah şoker, ah. Ah güzel kızım. Mon ami, mon chat. Sen bana anlat. Sen bana anlat onu. O aşktan ne anlat?
Dök içini bana, rahatla. O benim için her şey demek. Anlıyor musun? İyi misiniz? Anlıyorum bebeğim. Şoker.